Bilişim konusunun Türkiye'de akademik olarak geçmişi çok eski değil. 1995'lere dayanıyor. Biz de bir vakıf üniversitesi olarak aslında bu gelişmeyi en yakından takip eden üniversitelerden biriyiz. Bu anlamda çok köklü olduğumuzu söyleyebilirim bilişim bölümlerinde. Biliyorsunuz teknoloji çok hızlı gelişen bir alan. Dolayısıyla ders programının güncelliğini koruması, öğrencilerimiz mezun olduğunda sektörün ihtiyacı olan donanımla mezun olmuş olması gerekiyor. Bu anlamda biz her sene ders programlarımızı elden geçiriyoruz. Böylelikle öğrencimiz mezun olduğunda sektöre hazır bir şekilde mezun olmuş oluyor. Bunun yanında markalı ve sertifikalı derslerimiz var. Benim 2016 yılında öğrencilerimle kurmuş olduğum bir öğrenci kulübümüz var, Bilişim Kulübü. Bu oldukça aktif bir kulüp. Türkiye'nin ulusal 6. Yönetim Bilişim Sistemleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış bir kulüp. Sektörün önde gelen çalışanlarını davet ederek workshoplar düzenliyorlar. Gene bunların da katılım sertifikası veriliyor öğrencilerimize. Bunun yanında bir podcast serileri var, UNCAST diye. Dergi çıkarıyorlar ve Türkiye'nin ilk dijital bilişim sergisini açtılar. Oldukça aktif bir kulüp. Dijital dönüşüm söz konusu. Zaten dijital çağda yaşıyoruz. Bizim öğrencimizin hiçbir zaman iş bulma gibi bir stresi dolayısıyla olmuyor. Öğrencilerimiz dönemlerini tamamladıktan sonra zorunlu staj söz konusu zaten. Çünkü biz sektördeki deneyimlerine çok önem veriyoruz. Dolayısıyla yurt içinde ya da yurt dışında stajlarını yapabiliyorlar. Erasmus anlaşmalarımız var. Hollanda, İspanya, Portekiz, Fransa ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile ve Kanada ile de mübadelemiz mevcut. Eğitim dilimiz İngilizce. Bu zaten artık büyük bir ihtiyaç dünyada. Yani disiplinden bağımsız ve ülkeden bağımsız İngilizce bir gereklilik. Oldukça geniş yelpazede yan dal ve çap anlaşmalarımız bulunmakta. Üniversitenin bütün bölümlerine açığız biz. Öğrencilerimizin özellikle pratik derslerinde projeleri söz konusu. Zaten mezuniyet öncesinde de muhakkak bir proje tesliminde bulunmaları gerekiyor. Önemli yetkinlikleri iletişim. Bunun dışında tabii bilgisayar dünyasını, teknoloji dünyasını seviyor olmaları lazım. Ama günümüzde zaten akıllı toplum ışığında hiçbir bireyin ben teknolojiyle ilgilenmiyorum ya da sevmiyorum deme lüksü kalmadı. Her meslek seçecek öğrenciye benim tavsiyem kendilerini akışta hissedebilecekleri bir meslek seçmeleri. Çünkü o zaman zaten başarılı olacaklardır.